Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu olmasının yanı sıra sahip olduğu pahalı aksesuar ve arabalarıyla da dikkat çekiyor. En az onun kadar oğlu Ronaldo Jr. da çılgın pahalı şeylere sahip. Bugünkü videomuzdaysa Ronaldo Jr.'ın sahip olduğu en aptalca pahalı şeylere bakacağız. Bir, ev. Junior'ın yaşadığı yer belki de bu listedeki en çılgın şey. Çünkü babası artık yılda 200 milyon dolardan fazla kazanıyor. Ronaldo ailesi Suudi Arabistan'a ilk taşındığında Cristiano tüm Suudi Arabistan'daki en iyi dairelerden birini istedi ve buraya taşındılar. Ronaldo ailesi için Suudi Arabistan'ın en yüksek 5. binasının 48. ve 49. katlarının tamamını kiraladı. Ayda 300 bin dolardan fazla tutan 17 oda kiraladı. Ama bu fiyata değer çünkü içinde sinema odası, spor salonu, yüzme havuzu, spa, tenis kortu ve hatta özel bir aşçı var. Ve alt katta bir alışveriş merkezi bile var. Tüm bunların Ronaldo ve çekirdek ailesi için fazla olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Ronaldo'nun tüm bu odalara ihtiyacı var çünkü orada kalmak için bir sürü insanla birlikte yaşıyor. Çocukları, kız arkadaşı, annesi, erkek ve kız kardeşleri ve seçkin güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekip. Ve hepsi bu çılgın görünümlü gökdelenin içinde yaşamını sürdürüyor. 2. Yat. Eğer Junior ailesiyle beraber aynı evde kalmaktan keyif almazsa her zaman gidip ailesinin yatında yaşayabilir. Juventus 2020 lig şampiyonluğunu kazandıktan sonra Ronaldo takımının başarısını kutlamak için büyük harcamalar yapmak istedi. Bu yüzden ailesine sadece gerçekten milyonerlerin sahip olabileceği bir şey aldı. 7 milyon dolarlık bir süper yat. Dünyanın en çılgın süper yatlarından biri olan bu lüks yatın içinde 5 lüks yatak odası, 6 banyo, 1 mutfak, 1 spor salonu ve sadece bir değil 2 çılgın lounge alanı var. Ronaldo ve Junior'ın sürekli tatil olmalarına şaşmamalı. 3. Saat. O da tıpkı babası gibi saat tutkunu. Ama bu saatler tahmin edersiniz ki çok pahalı. Hatta öyle ki birçoğumuzun evinden bile daha pahalı. 2020 yılında Cristiano Dubai'ye 100 yılın oyuncusu ödülünü almak için gittiğinde yanında büyük oğlu Cristiano Junior da vardı. Basına verdikleri pozlarda dikkat çeken şey Ronaldo'nun kazandığı ödül değil, oğlunun kolundaki pahalı saatti. Bu tüm zamanların en nadir saatlerinden biriydi. 500 bin doların üzerinde bir değere sahip Rolex GMT Master Ice Edition. 18 karat beyaz altından yapılan saatin her yerinde 79 tane gerçek elmas bulunuyordu. Eğer bu kadar mücevher yeterli değilse Junior'ın kolunda bir de elmas zincir vardı. Sakın Cristiano'nun oğlunun gölgesinde kaldığını düşünmeyin. Onun kolunda da 474 elmas ve 70 yakuttan oluşan 1,5 milyon dolarlık Frank Müller saati vardı. 4. Jet Ski. Ronaldo'nun 2020 yılında Junior'a aldığı şey Cristiano'nun başını neredeyse büyük bir belaya sokuyordu. Olaylar şöyle gerçekleşti. Ronaldo Juventus'ta oynadığı dönem ailesiyle beraber süper eğlenceli bir yaz tatiline çıktı. Tatili daha da eğlenceli hale getirmek içinse Junior'a 15 bin dolardan fazla değerde bir jet ski aldı. Jet skiler denizlerin en havalı aktivitelerinden biridir, bilirsiniz. Sadece harika görünmekte kalmazlar, aynı zamanda ulaştıkları maksimum hızlarla nefes keserler. Ancak ortada büyük bir sorun vardı. Çünkü Junior o sırada sadece 10 yaşındaydı. Ve 10 yaşındaki bir çocuğun jet ski'ye binmesine izin vermek son derece tehlikelidir. Hatta yasa dışıdır. Ronaldo'nun ailesi Junior'ın jet ski'de harika vakit geçirdiği bir klibi internete yükleyince Portekiz polisi video hakkında soruşturma başlattı ve Cristiano ile konuşmak istedi. Taraftarlarsa Ronaldo'nun Junior'ın jet ski kullanmasına izin vermesini çok eleştirdi. Ama neyse ki sadece küçük bir para cezasıyla kurtuldu ve bir daha asla yapmaması söylendi. Ama bu Cristiano'nun jet ski ile daha çok vakit geçirmesine engel olmadı. 5. Krampon. Ronaldo oğluna sadece çılgın hediyeler almıyor. Oğluna aldığı bazı hediyeler onun sahada bir yıldız olmasına yardımcı oluyor. Mesela oğlu Juventus Akademi'ye başladığında onun profesyonel ve kaliteli kramponlara ihtiyacı olacağını biliyordu ve bu yüzden doğum gününde Ronaldo ona oyununu bir üst seviyeye taşıyacak bir şey aldı. 25 bin doların üzerinde değere sahip yepyeni Mercurial Safari futbol kramponları. O zamanlar bunlar piyasadaki en iyi kramponlardı. Ronaldo'nun kendisi bile en iyi döneminde bu kramponları kullanıyordu ve işe yarıyor gibi görünüyorlardı. Çünkü Junior Juventus Akademisi'nde sadece 28 maçta 58 gol ve 18 asist yaptı. Bunun gibi çılgın goller attı. 6. Futbol Akademisi.
Ama Junior'ı yıldız yapan sadece kramponları değil. Çünkü babasının onun Suudi Arabistan'da antrenman yapması için ne kadar ödediğine inanamayacaksınız. Ronaldo Junior dünyanın en pahalı futbol akademilerinden birinde top oynuyor. Ronaldo El Nasr'a imza attığında Junior da Mahd Akademisi'ne imza attı. Mahd Akademisi ise dünyanın en iyi futbol akademilerinden biri. İtalyan teknik direktör Roberto Mancini ve Roma menajeri Jose Mourinho gibi efsaneler bile akademinin ortakları arasında yer alıyor. Böylece Junior gibi oyuncular en iyilerden bir şeyler öğrenebiliyor. Ancak bu kadar iyi bir akademide eğitim almanın bedeli çok ağır. Çünkü akademide eğitim yıllık 15 bin doların üzerinde. Sadece biraz futbol oynamak için 15 bin dolar ödemek gerekiyor. Ama Junior ilk maçında attığı bu müthiş golle buna değdiğini kanıtladı. 7. Telefon. Junior'ın sahip olduklarından daha çok sahip olmadığı şey daha ilginç. Dünyanın en pahalı futbol akademisine gitmesine, 500 bin dolar değerinde saat takmasına, pahalı kramponlar kullanmasına ve lüks bir penthouse'da yaşamasına rağmen Junior'ın bir cep telefonu bile yok. Bu kadar zengin ve ünlü bir çocuğun kesinlikle en yeni iPhone'la hava atmasını ya da TikTok'ta takipçi kasmasını beklerdim. Ancak bunun nedeni sizi şoke edecek. Junior babasına yalvarmasına rağmen Cristiano, Junior'ın teknoloji bağımlısı olmasını istemiyor. Instagram ve TikTok'un oğlunun dikkatini dağıtacağını ve sosyal medyada çok fazla zaman harcayacağını düşünüyor. Aynı zamanda oğlunun yıpranmasını istemiyor. Sonuçta sosyal medya kimi zaman acımasız olabiliyor ve Cristiano gibi küçük bir çocuk eleştirilere çok daha açık. Oysa ki onun şu anda ihtiyacı olan tek şey çok fazla olumlu eleştiri ve övgü. Son olarak Junior'ın gelecekte teknolojiyle vakit geçirmek için bolca zamanı olduğunu, ancak şimdilik hepsinden uzak kalmaya ve futbol oynamanın tadını çıkarmaya odaklanması gerektiğini söylüyor. Zaten Junior biraz daha büyüdüğünde muhtemelen sosyal medyanın her yönüyle başa çıkma konusunda eğitim alacak. Olumlu bir araç olarak kullanmak ve birçok tuzaktan kaçınmak için. Cristiano'nun oğlunun çıkarlarını ne kadar yoğun bir şekilde gözettiğini zaten biliyoruz. Bunun dışında oğlunun gelişimiyle de yakından ilgileniyor. Cristiano Junior'ın beslenme ve antrenman programı tamamen babasının kontrolünde. Ronaldo verdiği bir röportajda şunları söylemiş. Bazen Coca-Cola ve Fanta içtiği için ona sert davranıyorum. Cips, patates kızartması filan yediğinde onunla kavga ediyorum. Bundan hoşlanmadığımı biliyor. Ama dürüst olmak gerekirse potansiyeli var. O koca bir adam. Çok hızlı ve topu çok iyi kullanıyor. Ama tüm bunlar şu an hiçbir şey. Ona her seferinde söylüyorum. Başarılı olmak için çok fazla özveri ve çok çalışma gerekiyor. Dünyanın en zengin, en iyi futbolcusunun oğlu olan Cristiano Junior'ın sahip olduklarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu ultra lüks şeyler hakkında ne düşünüyorsunuz? Cristiano Ronaldo'nun oğluna telefon almamasına ve diğer koyduğu kurallara ne diyorsunuz? Sizce doğru mu yoksa abartı mı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.